Nereden nereye? Diva Bülent Ersoy 80 darbesi sonrası 8 yıl sahne yasağı almıştı. Anne, Bülent Ersoy kadın mı erkek mi? Peki siz nasıl yaşıyorsunuz? Hem de üzerimizde bu kadar ışık varken. Cinsiyet biyolojik bir kavram mı yoksa psikolojik, genetik ya da toplumsal etkenlerle mi şekilleniyor? Isınmada, pişirmede falan. Kanka nasıl olur? Zaten çocukluğumdan beri ben mesela komşularımla, komşumun çocukları oynardı. Kızlar beni elbise giydirirlerdi. İşte kız baba olurdu, ben kadın olurdum. Ben çocuk olurdu, kız olurdum. Evde yemek yapardım. Kendini kadın gibi hissediyorsun ve çocuk kız gibi hissediyorsun. Bebeklerle oynuyorsun. İşte annenin çorabını giyiyorsun. Annenin kazağını giyiyorsun. Çünkü 7 yaşında, 8-9 yaşında başlıyorsun artık. Yani ben kendim için söylüyorum, ben kendimi öyle 7-8-9 yaşına başladım. Anladım yani kız gibi oldum, kız oldum. Hiç ağlamıyor musunuz? Hiç gülmüyor musunuz? Renklerinizi unutamıyor musunuz? Hayat etrafımızda bizi hizmet ederken kıskanmıyor musunuz mesela? Yani o zaman anladım ki ben bazı şeylerde farklıyım. Duygularım farklı, hislerim farklı. Yani dönüm noktası, kendini keşfetme bende böyle başladı. Cinsiyet kavramını nasıl ele alıyoruz ruh sağlığı alanında? Yani cinsiyeti belirleyen şeylerin işte kıyafetler, anatomi, işte beden olduğunu veya kişinin davranışları olduğunu varsayarsak bir ruh sağlığı çalışanı olarak, o zaman değerlendirmemizi de böyle yaparız. Ama cinsiyetin kişinin içsel süreçleriyle ilgili olduğunu, beyanıyla ilgili olduğunu düşünürsek ve oradan ele alırsak... Bu sorulara bilimsel olarak net bir cevap vermek mümkün değil. Bildiğimiz tek şey, yanlış bedende doğduğunu hisseden ve bunu değiştirmek isteyenler var. Ortaokul bitti, lise yıllarında falan böyle hani daha duyguların kesinleşiyor sanki bir şeyleri hani hissetmeye. Tamamen erkeklere karşı bir şey hissettiğimin farkına vardım yani. Çünkü kadına karşı hiçbir şey hissetmediğini hissediyorsun yani, hiçbir şey ilgini çekmiyor. Peki nasıldı yani, nasıl açıkladın bunu annene, nasıl söyledin? Makyaj malzemeleri falan görmüş de öyle başladı. Ben de artık en son söyledim yani, evet ben senden gizlemiyorum, ben böyleyim. Ben transseksüelim, ben buyum dedim yani. Güçlü olmak, değerli olmak varken neden hep aşağıda? Seçim mi? Ya da bir seneden değişime direnmek? Kalıp burada ya işte. Ateşli yanımda. Bütün örnekler açılma açısından biricik. Geç açılma, erken açılma. Bunlar yani bunlara işte yaşa göre, hayattaki bulunduğu kişinin konumuna göre karar veremeyiz. Aslında herkesin içsel süreçleri nasıl etkileniyor bundan, bu önemli. Yani psikolojik açıdan baktığımızda kişi hazır hissettiğinde, güvenli alanı olduğunda açılabiliyor. Bazen hiç açılmıyor. Neden işe yaramak varken hayatımızı yaşıyorsun? Neden cevaplarını bildiğin soruları soruyorum? Kim olduğunuzu biliyorum. Ruhumdaymış gibi. İçimdeymiş bütün cevaplar gibi. Kendime yabancılaştırdığım için oluyor bunlar. Sizi uzaylaştırıyorum ki normalleşebilirim. Eğitimde, barınmada, sağlıkta insan haklarına baktığımızda, yani siz bu haklara erişebiliyor musunuz? Bir eşitlik var mı? Siz bir ortamda güvende hissediyor musunuz? Bunların olmadığı bir yerde depresyon, anksiyete, böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ve dolayısıyla hani intihar düşünceleri de mesela ekonomik darboğaz, işte şiddet, ayrımcılık, bunların hepsinden etkilenen bir süreç oluyor. Yani kişinin bireysel, sadece içsel süreciyle ilgili bir durum değil. Mesela trans intiharları çok fazla diyoruz ama trans intiharları aslında kişi trans olduğu için trans intiharları değil. Dışladığınız için, kabul etmediğiniz için, hiçbir şey ona hak görmediğiniz için bu intiharlar oluyor. Benim bedenim, benim kararım, benim cinsel hayatım, bu kimseye alakadar etmiyor. Ben çünkü dışa girdiğim zaman bu bedenle, işte çırılçıplak baş başa kaldığım zaman toplumla, ben sokakta duş almıyorum, toplum bunu görmüyor.
Ya da işte ben yatağa girdiğim zaman, partnerimle ilişkimi yaşadığım zaman toplumla o yatağa girmiyorum. Bu benim hayatım. İçerisinde o yaşadığı o toplumun ona yüklediği şeyler var ya, eşcinsel, kadın gibi, hani o Türk halkının o hep böyle kötülediği şey var ya, aman bakma o öcü, o karı gibi gülme, onlardan dolayı eşcinsellerin yaşadığı şeyler var. Türkiye'de belki 1000 tane bilinen eşcinsel var, 10.000 tane bilinmeyen var. Hayatımı bıraktım, geleceğimi bıraktım, hayallerimi bıraktım. Çok büyük hayallerim vardı, hedeflerim vardı. Yani belki de şu anda farklı bir hayatım olurdu, farklı bir yaşantım olurdu. Şimdi insanların böyle hor görmesi, insanların yalan yanlış yazmaları, bizlere, transseksüele, travestiye ya da trans bir bireye bakış açıları beni çok canım acıtıyor. Yani duygusal olarak çok üzülüyorum onların böyle yapması. Yani gerçi onların böyle demesi, öyle yazması, bizleri ötekileştirmesi, bizlere farklı bakmasını çok anlamıyorum bu insanları. Yani beyninizin üçte birini, yani o beyninizin üçte birini keşke bizlere harcayacağınıza, bir sürü bu ülkede, dünyada çocuk tecavüzleri, çocuk öldürmeleri, kadına tecavüz, kadına şiddet, hayvana işkence, hayvanlara tecavüz. Keşke bizleri ötekileştirene kadar, bizlere bakış açınızı farklı bakana kadar o hayvanlara, o insanlara ya da bu tür insanlara nasıl yardımcı olabilirim, nasıl bu insanları hayata dönüştürebilirim deyip insanlara yardımcı olsalar. Keşke beyin üçte birinin keşke buna çalıştırsalar ama huzur evlerine, kimsesizler yurdularına, oralara gidip bağışlar yapsalar, oralara gidip insanların halini hatırını sorsalar. Ne bileyim ben bu böyle insanları, yani buradan bir şey söylemek istemiyorum ama hayat sizin sandığınız gibi değil, hayat sizin baktığınız gibi değil. Hayat insanları hor gördüğünüz gibi değil. Hayat kimseyi kınadığınız gibi değil. Allah beni cezalandırdı mı yoksa ödüllendirdi mi bilmiyorum. Toplumun beni 3. sınıf insan yerine koymasından nefret ediyorum.